Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz organizasyon yapıları. Şirketlerde organizasyon yapılarının projeler üzerindeki etkilerini incelemeye başlayacağız. İlk organizasyon yapımız fonksiyonel organizasyon yapısı olarak geçecek. Önce bir tanımına bakalım. Her çalışanın açıkça tanımlanmış bir üstünün olduğu hiyerarşik yapıdır. Bir sonraki ekranda bir şekilde göstereceğim zaten. Çalışanlar uzmanlıklarına göre çeşitli departmanlarda, yani üretim, pazarlama, araştırma geliştirme şeklinde gruplanmışlardır. Her departman proje ile ilgili üzerine düşen görevi diğerlerinden bağımsız olarak yürütür. Peki nasıl bir grafikle karşılaşacağız? Ona bakalım. Fonksiyonel organizasyon, günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir organizasyon tipidir. Şirketin bir üst yönetimi, bir genel müdürü var. Şirket departmanlara bölünmüş durumda. Pazarlama departmanı, üretim departmanı, finans, satın alma diye ilerliyor. Ve her departmanda personeller mevcut, yani çalışanlar mevcut. Düzenli olarak operasyonel işler yapıyorlar. Yani bu pazarlama departmanının neler yapacağı prosedürlerle, talimatlarla tanımlanmış durumda. Ve bu prosedürler, talimatlar açıkçası değişmiyor. Sürekli aynı şey yapıyorlar. Şirketin çok fazla proje ihtiyacı olmadığı durumlarda kullandığı organizasyon yapısıdır. Operasyonel işler yoğun, proje işleri nispeten azdır. Fakat zaman içinde özellikle rekabetin etkisiyle, özellikle teknoloji geliştikçe veya müşteri yeni beklentiler içine girdikçe proje yapma ihtiyacı ortaya çıkar. Ve bu projenin de yönetilmesi ihtiyacı doğar. İşte bu durumda üst yönetim biz de projelerden para kazanalım dediğinde projeleri idare etmek için departman yöneticileri görevlendirilir. Fakat bu arkadaşların hangisi proje yöneticisi diye baktığımızda hiçbirisi proje yöneticisi değildir. Herkes kendi departmanına düşen kısmı yapar. Bu yüzden herhangi ortak bir metottan bahsetmek mümkün değildir. Yine prosedürlere uygun olarak proje yönetme adımları gerçekleşir. Zor noktalardan bir tanesini şöyle genellikle izah ederiz. Proje esnasında bir departman bir başka departmandan bir şey isteyebilir mi? Örneğin üretim departmanı finans personeline iş atayabilir mi? Doğrudan açıkçası atayamaz. Üretim departmanının önce yöneticisinin daha doğrusu önce finans müdürüne bir ihtiyacı söylemesi lazım. Finans müdürü aşağıya işi devredecek. İş yapıldıktan sonra bu personel finans müdürüne haber verecek. Finans müdürü de tekrar üretim müdürüne geri bilgi aktaracak. Daha da zor bir şey, üretim departmanında çalışan birisi, finans departmanında çalışan birisine proje çerçevesinde iş atayabilir mi? Bu zaten imkansız. Buradaki süreçte daha da zor olacak. Buradaki personelimiz, üretimdeki personel kendi müdürüne, üretim müdürü finans müdürüne, finans müdürü şu arkadaşa görevi atacak. İşlerin yapıldıktan sonra tekrar geri haber verilmesi de tam tersi bir yolda ilerleyecek. Bu yüzden bürokratik açıdan en ağır organizasyon yapısı fonksiyonel organizasyon yapısı diye geçer ve proje yönetimine en uzak organizasyon tipidir. PMP sınavı açısından baktığımızda avantaj ve dezavantajlarını mutlaka bilmeniz gerekir. Bu genel anlamda da bilinmesi gereken bir takım avantajlar tabii ki. Uzmanlıkların oluşması sağlanır. Ekip üyeleri sürekli aynı işi yaptıkları için, prosedürlere, talimatlara uygun hareket ettikleri için aynı şeyi yapa yapa uzmanlaşırlar. Bu önemli bir avantaj. Takım üyeleri tek bir yöneticiye rapor verirler. Zaten tek bir üst makam var her çalışan için. Yaptıkları işleri üst yöneticilerine raporluyorlar. Çalışanlar uzmanlıklarına göre gruplanmış durumdadırlar. Satın almacılar, pazarlama, üretim departmanı, departmanlar şeklinde gruplanırlar.
Uzmanlık alanlarına göre kariyer yolları nettir. Yani kaç sene çalışan üst makama çıkar, hangi performans seviyesinde görev yapan hangi kademe artışı gerçekleştirir, bunlar tanımlıdır şirket içinde. Dezavantajlarına baktığımızda, insanlar departman işlerine projelerden daha fazla önem verirler. Çoğu zaman projeleri ayak bağı olarak görürler. Nereden çıktı bu proje, bir de bunu sardılar başımıza gibi söylemlerle projelere odaklanırlar veya odaklanmazlar. Proje yönetimi kariyer gelişimi için bir fırsat sağlamaz. Hatta tam tersi, genellikle proje işleri birisinin üzerine yıkılmaya çalışılır. Hatta kimin üzerine kaldıysa proje onunla dalga geçerler, o iş sana mı kaldı şeklinde. Proje yöneticisinin çok az veya hiç yetkisi yoktur ki zaten doğrudur, proje yönetimi de yoktur diyebiliriz. Proje yönetim kurallarının işlemediği organizasyon yapısı olarak geçer. Fonksiyonel organizasyon yapısı. Tabii bu organizasyon yapıları Pinback 5'teki haliyle burada paylaşıyorum. Yine bu videolarda, ileriki videolarda da Pinback 6'da bir takım değişiklikler var. Yeni organizasyon tipleri var. Onlardan da bahsetmeye özen göstereceğim. Evet, bu videomu da yine web sayfamızda projeyönetim.com'da ajanda bölümüne gidip hangi tarihlerde hangi eğitimlerimiz olduğunu görerek eğitimlerimize katılabilirsiniz. 2018'den itibaren Avrupa yakasında da eğitimlerimiz başlıyor. Bunun da müjdesini bu videoyla vermiş olayım. Ankara ve İzmir'deki programlarımız yine 2018'e dair ve Anadolu yakasında Ataşehir'de yaptığımız eğitimlere web sitemizden ulaşabilirsiniz. İyi bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.